şeker fabrikaları meselesine. Hükümet 14 şeker fabrikasının özelleştirilerek satışını kararlaştırdı. Ama üreticiler, çalışanlar, işçiler şekerde satışa karşı. Şeker fabrikaları Ilgın, Alpullu, Niğde, Bor, Kastamonu ve diğerlerine nerede varsa siz gittiniz. Az önce anons ettiğim gibi oralardaki dertleri dinlediniz ve bunları topluma yansıtmaya gayret ettiniz. Şeker fabrikaları Cumhuriyet anlamına geliyor. Cumhuriyet'in kale olarak anılan fabrikaları bunlar. Ayrıca bu kaleler, bu satışla çok uluslu şirketlere bir isim var. Herkes artık biliyor onu. O şirkete devredilecek ve onun isteği doğrultusunda bu satışların yapıldığı öne sürülüyor. Siz dediğim gibi neredeyse her gün bir protesto gösterisindeydiniz. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yaptığı en etkin muhalefet çalışmalarından biriydi bu. Çok değerli bir çaba içindeydiniz. Siz diyorsunuz ki şeker vatandır, vatan satılmaz. Anlatın bakalım. Şimdi öncelikle ben tabii Türkiye'nin en tanınmış ve en güvenilen gazetecisi olması dışında en güvenli insanı Uğur Dündar'ın konu olmaktan büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Sağ olun. Yine birlikte daha burada meşhur olmadan önce, Halk Arenası'nda meşhur olmadan önce birlikte... Ben mi meşhur yok, olmadan yok, siz değil. Ergenekon askeri casusluk davranından tanıdığım sevgili halkın avukatıyla da birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Sağ ol. Onu da söyleyeyim. Tabii yine birlikte politika yaptığımız, siyasete girdiği günden beri birlikte politika yaptığımız, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en büyük ekonomistlerden sevgili Selin'le de aynı platformda konuşmaktan büyük onur duydum. Belirtmek istiyorum. Tabii en büyük onur da ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerilerinin huzurunda olmaktan büyük onur duyuyorum. Öncelikle bu şeker vatandır, vatan satılmaz sloganı bizim üretmiş olduğumuz bir slogan değil, bizim söylemiş olduğumuz bir şey değil. Bu sloganı ilk kez Yozgat'ta, Yozgat fabrikasının önünde işçiler buldu. Biz konuşurken birden bir işçi bir slogan atmaya başladı. Şeker vatandır, vatan satılmaz. Bütün bu protestolarında sloganı şeker vatandır, vatan satılmaz oldu. Biz bu şeker fabrikalarının satışı gündeme geldiğinden itibaren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkan Vekilimiz sevgili Özgür Özel'e bir talimat veriyor. Hemen bir milletvekili heyet oluşturulsun diye. Benim de konum nedeniyle böyle bir heyet oluşturuldu. Öncelikle burada sadece ben gezmedim. 20'nin üzerinde milletvekili arkadaşımız ve parti meclis üyesi arkadaşımız bütün Türkiye'yi gezdik. 20 Şubat'ta başladı. Dün 29 Mart'ta Eskişehir'de son durağımızdı. Toplam 35 gün boyunca Türkiye'nin bütün illerini gezdik. İlk kurulan fabrika, Trakya'da kurulan Alpullu Şeker Fabrikası'nda 23 Şubat'ta başladık bu eylemlere. Dün Eskişehir'de önümüzdeki hafta tamamlanacak. Şimdi tabii birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Hem gördüğüm manzarayı paylaşmak istiyorum. Bir sefer gittiğimiz seriyede bu bir parti meselesi değil, bir siyasi mesele olmadığını hem biz söyledik hem de oradaki gelen insanlar söyledi. Orada bizim gördüğümüz şey bir ittifak kuruldu. Bütün şeker fabrikalarının önünde bir ittifak kuruldu. Birileri Ankara'da ismini Cumhur koydukları 2019 için koltuk ittifakı kurarken, çıkar ittifak kurarken şeker fabrikalarının önünde bir mutabakat sağlandı. Tabii o ittifakın 2019 için kurulan Cumhur İttifakı'nın ismi aslında bu olayları gördükten sonra bir korku ittifakı olduğunu gördük. Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti, MHP'ye oy verenler, AKP'ye oy verenler şeker fabrikalarının önünde bir ittifak oluşturdu. Ve o ittifakın ismini de oradaki insanlar koydu. Bu ittifakın ismi Ekmek İttifakı, Şeker İttifakı, Vatan İttifakı. Bütün Türkiye'de... Bütün Türkiye'de bu ittifak kurulmuş durumda. Tabii hemen bu ittifakın ardından saraydaki şahıs konuşmaya başladı.
bizimle yan yana gelen Saadet Partisi'ni eleştirdi, bizi eleştirdi. Ama geçmişte kendinin küfrettiği, geçmişte birbirlerine en ağır hakaretlerde bulundukları insanlarla ittifak kurmasına, kimse ses çıkarmasına ama kendine muhalif, vatanı düşünen, milleti düşünen, cumhuriyeti düşünen insanların bir araya gelmesinden son derece rahatsız oldu. Biz de bu rahatsızlığı yaratmamızdan dolayı mutluyuz, onu söyleyeyim ben size. Tabii değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bir söylem şu anda gündemde, yerli ve milli olması, millilik gündemde. Eğer hükümet, saray kendisi gibi düşünmüyorsa, düşünmeyen herkesi yerli ve milli olmamakla suçluyor. Biz de gittiğimiz yerde yine bunları gördük, bunları öğrendik. Bu konuştuklarım tamamı şeker fabrikalarında işçilerden, üreticilerden duymuş olduğum şeyler. Örneğin bu konuşmayı Kastamonu'da Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı yaptı. Diyor ki, sen yerli milli olduğunu söylüyorsun ama diyor, pamuk ve bezelyeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden, pirinci Vietnam'dan, mısırı Ukrayna'dan, baklayı İtalya'dan, sarımsağı Çin'den, nohutu Meksika'dan, arpayı Fransa'dan, buğdayı Rusya ve Lüksemburg'dan, ayçiçeğini Japonya'dan, siz biliyorsunuz ayçiçeğini, samanı Bulgaristan'dan, eti Sırbistan'dan ithal ediyoruz diyor. Ve şeker fabrikalarını satanlara da milli ve yerli dememizi bekliyorlar diyor. Bunu asla demeyiz. Kim ki şeker fabrikası satmak istiyor, o yerli de değildir, milli de değildir, gayrimillidir diye Saadet Partisi İl Başkanı açıklıyor. Bizim üretmiş olduğumuz sanayi ürünleri içerisinde herhalde tek yerli ve milli olan ürün şeker pancarıdır. Değerli arkadaşlar bakın, bu şeker pancarının birilerinin kökü dışarıda olabilir ama şeker pancarının kökü Anadolu topraklarında. Üreten şeker pancarını diken çiftçi, Türk çiftçisi, onu işleyen Türk işçisi, nakliyesini yapan Türk kamyoncusu tamamen yerli ve milli bir ürünle karşı karşıyayız. Aslında hükümetin bu kadar ithalat yaptığını söyledik. Bir konuda hakkını yemeyelim. Hükümet, değerli arkadaşlar, hükümet aslında et ithal ediyor ama canlı hayvan da ihraç ediyor. Son günlerde hatırlarsınız Uruguay'a bir tosuncuk ihraç ettik. Hepiniz hatırlarsınız. Bu konuda tosuncuk değil o. Bayağı bir tosun yani. Tosun o. Bu Sırbistan'dan et ithal ediyoruz ama hükümet bir konuda hakkını yemeyelim. Tosuncuk büyüğü canlı hayvan ihraç ediyoruz. Tabii o da ayrı bir konu. Şimdi değerli arkadaşlar, bu şeker fabrikalar nedir? Önce bu şeker fabrikaların ne olduğunu anlamalıyız ki neden özelleştirmeye karşı çıktığımızda anlayabilelim. Şeker fabrikası aslında bir ayaklanmanın, bir isyanın ürünüdür. Şeker fabrikası Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı sonrasında dünyaya meydan okumasıdır. Dünyaya baş kaldırmasıdır. Düşünün, yıl 1923, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, yedi düvele meydan okumuş, ayağında çarığı olmayan bir toplum. Bırakın mühendisi, sokağında lise mezunu bulamazsınız. Bırakın işçi sınıfını, bir tane fabrikada çalışan işçi bulamazsınız, fabrika bulamazsınız. Bir büyük insan, bu ülkenin kurucusu, diyor ki 1923'ten sonra şeker fabrikalarını kurmalıyız diyor. Temelini Alpırlı'da atıyor, Uşak'ta atıyor ve dikkatle dinleyin, bir yıl 1926, okuma yazma oranı %4. Kadınların neredeyse okuma yazma oranı 0.4. O büyük insan Anadolu'ya, dünyaya kendini göstermek için şeker fabrikalarını kurduruyor. Ve bir fabrika ziyaretinde aynen şöyle söylüyor. Onun da ne için söylediğini size söyleyeceğim. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, şeker fabrika sayısı 20'ye çıkmaz ve şekeri ekmek kadar kolay alınır hale getiremezsek
gürbüz çocuklara hasret kalacağız. Ne demek? Hekim olan arkadaşlar bilir. 1900 Cumhuriyet kurulduğunda 1920'li yıllarda doğan her 100 çocuktan 80'i ishal nedeniyle ölüyor. Şeker sadece yenen bir şey değil. Anadolu'da doğan bebeleri hayata bağlayan bir ilaç, bir şifa.